Philadelphia'nın dışında terk edilmiş halde bulunan araba bir aileyi kahrederken toplumda terör yaşandı. Genç bir kadın ölmüş ve katili kaçmıştı. Ama geride bıraktığı izler duruyordu. Güney Chicago'da başka bir esrar, kayıp bir çocuk. Çaresiz bir arama. Kahreden ipuçları. Dedektifler çocuğu ve onu kaçıranı bulmak için uğraşıyor. Kurban genç öldüğünde suçun verdiği acı da artıyor. Ve suçlular suçu tekrar ettikçe kaderleri de değişmeye başlıyor. Yetkililer bu suçları çözmek için özellikle uğraşıyor. Ve öldürmek için yaşayanları yakalamaya yemin ediyor. Öldürmek için yaşayanlar. 20 Haziran 1996'da sabaha karşı 2. Vardiyasını tamamlayan bir can kurtaran şoförü yolun kenarında terk edilmiş bir araba gördü. Araba Philadelphia'daki 476 numaralı karayolunda batı yönündeki çıkış rampasının kenarındaydı. Araba çalışıyordu. Farları ve radyosu açıktı. Ama içinde hiç kimse yoktu. Sürücü hemen acil yardım hattını aradı. Acil servis santrali ihbarı aldı ve yakındaki iki devriyeyi olay yerine yolladı. En kısa zamanda olay yerine bir devriye gelecek. Eyalet polis teğmeni Lenny Bundy ihbarı aldı ve hemen otoyol çıkışına gitti. Araba bulunduğunda sürücü kapısı açıktı, farları açıktı, radyosu çalıyordu ve motoru çalışıyordu. Bu bana çok sıra dışı geldi. Bu bir suça benziyordu. Onbaşı Alan Stewart liderliğindeki polis bulgu bilim servisi hemen olay yerine geldi. Arabanın önünde kan vardı ve oraya ulaşır ulaşmaz çalışmaya başlamamız gerektiğini anlamıştım. Arabanın önünde bijon anahtarı vardı ve yanında kandan oluşmuş küçük bir birikinti görünüyordu. O aşamada benim için terk edilmiş bir araba olmaktan çıktı. Bu bir kayıp kişi soruşturmasıydı. Üstelik arabanın önündeki bijon anahtarı ve kan yüzünden durum bize şüphe uyandırmıştı. Araç sahibinin istem dışı ayrıldığını düşünüyorduk. Özel bir kitle kanı aldık. Paketledik ve DNA'sının araştırılması için laboratuvara yolladık. Herhangi bir delile zarar vermemek için dikkatle arabanın içini araştırdılar ve bir sırt çantası buldular. Üniversite öğrencisine ait olduğu anlaşıldı. Ama içinde kimlik bulamadılar. Araba Brookhaven, Pensilvanya'da bir kadının üstüne kayıtlıydı. Dedektifler aracın 22 yaşındaki kızı Amy tarafından kullanıldığını öğrendi. 1974. Polisler Amy'nin ailesiyle konuşurken suç mahallinde araştırma devam ediyordu. Polislerden biri tepenin kenarında iç çamaşırı ve bir çift ayakkabı gördü. Ve oradaki iç çamaşırı ve ayakkabıları almaya gittik. Amy'nin annesi daha sonra ayakkabıların kızına ait olduğunu doğruladı. Olay gittikçe zorla alıkoymaya benziyordu. İç çamaşırlarının yanında polisler bir lastik izi belirledi ve resimler çekildi. Resim çekim işleminden sonra lastik izlerini çıkarmak için alçı kullandık. Ve lastik izleri suç laboratuvarına gönderildi. Amy'nin ailesi endişeliydi. Suçun etkilerini ilk elden biliyorlardı. Babası bir polisti ve annesi acil servis hemşiresiydi. Biz elimizdeki bütün olanaklarla bu kızı eve ailesine götürmeye çalışacaktık. Şehir dışındaydılar ve kızlarını birkaç gündür görmemişlerdi.
Ama Amy'nin o gece arkadaşlarıyla gezmeye gideceğini biliyorlardı. Ailesi 22 yaşındaki kızlarının tarifini verirken bileğindeki dövmeyi de anlattılar. Sakıncası yoksa bu fotoğrafı alıp çoğaltırmak istiyorum. Diğerlerini de ister misiniz? Kayıp üniversite öğrencisinin ilanları dağıtıldığında Philadelphia bölgesi basını hikayenin üstüne atladı. Sizinle hemen görüşecek. Sabah olduğunda bir gece önce Amy ile beraber olan arkadaşı haberi görünce polisi aradı. Amy'nin nerede olduğunu bulmaya çalışıyorduk. Son görüldüğü andan arabasının bulunduğu ana kadar geçen sürede yaptıklarını bulmaya çalışıyorduk. Amy'nin bütün arkadaşları aynı şeyi anlattı. Lise arkadaşları küçük bir buluşma ayarlamıştı. Birkaç saat aralarında muhabbet ettiler. Arkadaşları Amy'nin saat 1:30'da bardan yalnız çıktığını söyledi. O andan itibaren onu gören olmamıştı. Ne olduğunu anlat. Delaware İlçesi Suç Araştırma Bölümünde baş dedektif Greg Seltzer ve dedektif Charles arkadaşlarının kızının kayıp olduğu haberiyle sarsıldı. Polly'i yıllardır tanırdım. Amy'nin annesini görmüştüm. Soruşturmaya yardım için elimizden geleni yapacaktık. Baş dedektif Seltzer üstlerini arayarak hemen bu soruşturmanın başına getirildi. Hemen ilçe dedektiflerinin müdürü yüzbaşıya gittim ve ona polis memurlarından birinin kızının kaybolduğunu anlattım. Araştırma ekipleri Amy'yi ararken eyalet polisi karargahında hemen bir acil durum masası oluşturuldu. Kurbanı incelememiz gerekiyordu. Amy'yi davranışlarını ve alışkanlıklarını hemen belirlemeye çalışıyorduk. Onun düzenli bir çocuk olduğunu öğrenmiştik. Amy, Willard George Mason Üniversitesi'nin yıldız sporcularından biriydi. Sorumlu bir öğrenci olarak yaz okuluna gidiyordu. Tehlikeli bir şeyle ya da biriyle bağlantısı yoktu. Akşam 5'te 15 saat geçmişti ve kayıp kızdan hiçbir iz yoktu. Toplantıdayken Philadelphia polisinden bir telefon geldi. Bir ceset bulmuşlardı ve Amy'nin tarifine uyuyordu. Çocuklar o öğleden sonra Philadelphia'nın kuzeyinde ıssız bir bölgede çıplak bir ceset bulmuştu. Burası Amy'nin arabasından 25 mil uzaktaydı. Cesedin yanında çanta ya da herhangi bir giysi yoktu. Ama herkes kim olduğunu biliyordu. Bu Amy. Fiziksel özellikleri, boyu, ağırlığı ve bedeni Amy'nin ailesi tarafından verilen tarife aynen uyuyordu. Ve daha da önemlisi sağ ayak bileğindeki dövme Amy'nin yaptırdığı dövmenin aynısıydı. Pensilvanya'nın Delaware ilçesinde eyalet polisi ve ilçe dedektifleri 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Amy Willard'ın korkunç cinayetini soruşturuyorlardı. Yerel polis memuru baba ve hemşire annenin kızı Amy'yi çoğu tanıyordu. Adli tabip genç kızın kafasına ve vücuduna aldığı sert darbeler sonucu öldüğüne hükmetti. Bu korkunç bir saldırıydı. Otopsiye girdiğimizde vücudun sağ tarafında daireye benzer izler olduğunu fark ettik. Ve bu dairelerin ortasında X şeklinde bir işaret vardı ve bunlar sağ tarafına yakılarak yapılmıştı. Yanık izleri o kadar belirgindi ki dedektifler kızı öldüren şeyin kaynağını bulabileceklerini düşündüler. Adli tabip bundan başka sperm buldu ve kurbanın cinsel saldırıya maruz kaldığına inanıyordu. Sıvı ve Amy'nin kan örnekleri analiz için laboratuvara gönderildi. Lima'daki Pensilvanya Eyalet Polisi, bölge suç laboratuvarında uzmanlar arabanın yanında bulunan kanın Amy Willard'a ait olduğunu gördüler. Kurbanda bulunan sperm örneği de analiz edildi. PCR olarak bilinen teknik kullanılarak az miktardaki DNA örneğinin kopyası çıkarılarak
analiz için yeterli düzeye getirildi. Bunlar okunarak saldırganın olası genetik profili ortaya çıkarıldı. Ama hiçbir DNA veri tabanında eşine rastlanmadı. Ancak Delaware ilçesi bölge savcısı yardımcısı Dan McDevitt'e göre bu çok önemli bir delildi. Katilin genetik profili elimizdeydi. Sadece buna uyan bir isim bulamamıştık. Ayrıca lastik izlerinin de ellerinde olduğuna inanıyorlardı. Suç laboratuvarındaki eğitim ve teknik destek bölümü müdürü Teğmen Deniz Luz lastik izlerini inceledi. Aradığımız lastikte 4 yağmur oluğu ve 5 yere basan bölüm bulunuyordu. Ve veri tabanında yaptığımız araştırmada sadece aynı sayıdaki yağmur oluğu olan lastiklere baktık. Veri tabanındaki bulgulara bakılarak bu lastik bir Firestone FR-440 tipindeydi. Yaygın bir lastik olmasına rağmen şüpheliyi elemekte ya da doğrulamakta kullanılabilirdi. Uzmanların kurbanın vücudundaki yanma izini de incelemesi gerekiyordu. Eğer o yara izinin kaynağını bulabilirsek katili de bulabileceğimize inanıyorduk. Yanık izlerinden patologlar bunu yapan nesnenin şeklini ve boyutlarını ortaya çıkarmaya çalıştılar. Bize nesnenin ne olduğunu söyleyemese bile neye benzediğine dair bir resmini çizdi. Araştırma ekibinin elinde çok miktarda delil vardı. Yanık izi, lastik izleri ve katilin genetik profili. Ama kim olduğunu hala bilmiyorlardı. Amy'nin arabayı neden durdurduğunu bilmenin katili bulmakta faydası olabilirdi. Anne ve babası özellikle belirtti. Kızları sadece bir polis memuru çevirdiği zaman kenarda durabilirdi. Sahte bir polis korkunç bir olasılıktı. Ancak gerçek olabilirdi. Dedektif Charles List polis olaylarıyla ilgili bir araştırma yaptı. Ne kadar çok sahte polis olduğunu görünce şaşırdım. Birçok kişiyi sorgulamamız gerekiyordu. Sorgulananların çoğunun görgü tanıkları vardı. Ama bazılarının yoktu. Hayır, bir siyah ondam yok. Şüphelilerden birinin kadınlara sarkıntılıktan sabıkası vardı. Dedektifler Amy'nin öldürüldüğü gece bir tanığı olmadığını fark ettiler. Ve cesedin bulunduğu yerin yakınında çalışıyordu. Dedektifler şüphelinin kan örneğini almak için bir mahkeme emri çıkarttırdı. Onun DNA'sını kurbanda bulunan DNA ile karşılaştıracaklardı. Eyalet polisi Teğmen Lenny Bendy, genetik malzemenin en büyük müttefikleri olduğunu biliyordu. Soruşturmadaki şüphelileri belirleyip elemekte kullandığımız en kayda değer delil parçası buydu. Örnek incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Sorgulamada şüphelinin Amy'nin giysilerinin yanında izi bulunan türde lastiğe sahip bir aracı kullandığı anlaşıldı. Uzmanlar şüphelinin lastiğinden alınan mürekkepli resim örneğiyle olay yerinden alınan alçı örneğini karşılaştırdı. Ama izler tutmamıştı. DNA analizleri de aynı sonuçlara ulaştı. Uyum yoktu. Şüpheli temize çıkmıştı. Halktan bir sürü telefon ve ihbar geliyordu. Önceleri bunalmaya başlamıştık. Bütün ipuçlarını değerlendirmelerine rağmen bir sonuca ulaşamadılar. Aylar geçiyor, çaresizliğin boyutu artıyordu. Dedektif Charles List ve baş dedektif Greg Seltzer bilinen tüm sahte polis vakalarını elemişlerdi. Amy'nin yolda neden durduğunu bilmiyorlardı. Derken 29 Mayıs 1997'de gece geç saatlerde Amy Willard'ın ölümünden neredeyse bir yıl sonra 19 yaşındaki hemşirelik öğrencisi Patty Jordan Philadelphia'daki gece kulübünden çıkmıştı ve evine doğru gidiyordu.
Arkamdan gelen bir araba fark ettim. Farları bana doğru hızla yaklaşıyordu. Gözlerimi ondan ayırmıyordum. Şerit değiştiriyordum. O da ardımda şerit değiştiriyordu. Tekrar değiştirdim. O da beni izledi. Hızlandım. O da hızlandı. Yavaşladım ve o da yavaşladı. Philadelphia polis memurunun kızı olan Patty babasına ulaşması gerektiğini biliyordu. Hemen ikinci polis karakoluna gitmeyi düşündüm. Orası evime en yakın karakoldu ve orada arabayı çekip babamı arayacaktım. Otoyoldan çıkarken kırmızı ışıkta durdu. Ve o sırada yavaşça arkamdan geldi. Onu görebiliyordum, farlarını görüyordum. Ve o anda adamın bana çarpacağını düşündüm. Ve o sırada arabama çarptı. Neler oluyor dedim, bu adam ne yapıyor? Ve bana sürekli kenara çek, kenara çek şeklinde hareket yapıyordu. Korkmuştum ve kızmıştım. Ama Patty Jordan arabasını kenara çekmeyecekti. Bu adamın plakasını almayı düşündüm ve durumu babama bildirecektim. Az sonra adam başka tarafa döndü ve uzaklaştı. Ama o bunu yapmadan Patty plakasını almıştı. Eve gelip kardeşimi görene kadar aklımda tekrarlayıp durdum. Hemen mutfağa koştum ve bir kağıda yazdım. Patty'nin babası çavuş John Jordan'dı. Amy Wilder'ın katili haberlerde çıkmıştı. Hemen Ulusal Suç Bilgilendirme Merkezi'ne girdim ve plakayı verdim. Araba Ford Escort'tu ve araç Arthur Bomar adında birinin üstüne kayıtlıydı. Ama Patty adamın Honda kullandığını söylemişti. Çavuş Jordan, Arthur Bowman'ın cinayetten hüküm giydiğini ve Nevada'da şartlı tahliyeye uymamaktan arandığını öğrendi. Öğrendiğim bilgiyi ve kızıma olanları düşündüm. Ve hemen Delaware ilçesini aradım. Baş dedektif Seltzer ve ortağı dedektif Charlie List kızımla konuştular. Ve yüzlerindeki ifadeyi gördüm. Patty başına gelenleri anlattığı sırada yüzlerinde oluşan bu ifadeyi asla unutamayacağım. Patty'nin sürücüyle ilgili verdiği tarif Arthur Bomar'ınkine uyuyordu. Plaka Ford Escort'a ait olsa dahi Patty arkasındakinin koyu renkli bir Honda olduğundan emindi. Plaka değiştirilmiş olabilirdi. Bu ellerindeki en iyi ipucuydu. Bütün dava buydu. Tek ipucu buydu. Başka bir şey yoktu. Ama bunun önemini size anlatamam. O plakayı almış olması ve bize söylemesi önemliydi. Bay Bomar'la konuşmayı çok istiyorduk. Önceleri şartlı tahliye edilen hükümlüyü bulamadılar. Ama uzun ve kararlı bir araştırmadan sonra dedektifler olayın ne kadar çabuk çözüldüğünü görüp şaşırdılar. Bir yıl boyunca araştırma yaptık ve tüm ipuçlarını değerlendirdik. Arthur Bomar işin içine dahil olduktan 3 gün sonra gözaltına alınmıştı bile. Baş dedektif Seltzer ve dedektif List, Bomar'ı sorgulamak için hırsızlık suçuyla tutulduğu Lower Marion polis karakoluna gittiler. Bomar, Amy Willard'la ilgili hiçbir şeyi kabul etmedi ve cesedin bulunduğu Kuzey Philadelphia'ya hiç gitmediğini söyledi. Öldürüldüğü gece Amy'nin gittiği bara bazen gittiğini kabul etti. Ancak o gece orada değildi, bir yaş günü partisine katılmıştı. Aile üyeleriyle konuştuktan sonra yalan söylediğini anladık. Çünkü o yaş günü partisine katılmamıştı. Mahkemeden emir çıkarttıran dedektifler, Bomar'ın tükürük hücrelerini ve saçlarını alarak kurbanın üzerinde bulunan DNA örneğiyle karşılaştırdılar. Aşırı yoğun çalışan eyalet polisi suç laboratuvarından sonuçların gelmesi birkaç gün alacaktı. Ama Bomar başka bir suçlamayla hapiste olduğu için bölge savcı yardımcısı Dan McDowitt zamanları olduğunu biliyordu. Montgomery ilçesi yargıcı Bomar'ın kefalet isteğini reddetmişti. Yani biz soruşturmamızı tamamlayana kadar tekrar sokaklara dönme şansı yoktu. Bir sürü bulgu bilim delilimiz vardı ve bu delilleri dikkatle bir araya getirmemiz gerekiyordu. Çünkü tek fırsatımız olacaktı ve tüm gücümüzle vurmalıydık. Polis, Bomar'ın hırsızlıktan yakalandığı bölgenin civarını inceledi. Memurlar Patty Jordan'ın babasına verdiği aynı plakaya sahip bir araba buldu. Plaka bir Ford Escort'a aitti. Ama tıpkı Patty'nin söylediği gibi siyah bir Honda'nın üzerindeydi. Uzmanlar Honda'nın üzerinde onları Amy Willard olayına bağlayan bir delil bulamadı. Şimdi Escort'u bulmaları gerekiyordu.
Arthur Bomar, Amy'nin ölümüyle ilgisi olmadığını söyledi ve Amy'nin son kez görüldüğü barda olmadığını iddia etti. Ama dedektifler Bomar'ın sevgilisini buldular. Onun hikayesi çok farklıydı. Bomar'dan korkuyordu ve bu yüzden saklanıyordu. Kadın Bomar'ın sözü edilen cinayet gecesi bara gittiğini söyledi. Bomar sevgilisine Amy Willard'ın bardan çıkışını gördüğünü ve onu takip ettiğini söylemişti. Kadının kenara çekmesini sağlamıştı. Sevgilisi bunu nasıl yaptığını bilmiyordu. Bomar bundan sonra Amy'yi bayılttığını söylemişti. Onu Philadelphia'nın kuzeyine tecavüz edip öldürdüğü yere götürmüştü. Sevgilisi Bomar'ın o gece Ford Escort'unu kullandığını söyledi. Sevgilisinin verdiği ifade büyük bir ilerlemeydi. Ama dedektifler bunu mahkemede destekleyecek deliller bulmalıydı. Delaware ilçesi dedektifi Charles List ve baş dedektif Greg Seltzer, Bomar'ın eskordunun anahtar olduğuna inanıyorlardı. Araç çok önemliydi çünkü Amy belli bir süre o arabadaydı. Sigorta şirketine başvurduğumuzda Amy'nin kaçırılışından hemen sonra kaza yaptığını öğrendik. Dedektifler arabanın hurdalığa çekildiğini öğrendiler. Mahkeme emri çıkardık. Arabanın içinde Amy Willard'ı Arthur Bomar'a bağlayacak bir kan damlası, saç ya da iplik bulmayı umuyorduk. Kamyonla arabayı çektiklerinde dedektifler taş kesildi. Yağ haznesinde tanıdık bir iz vardı. Amy'nin vücudunu yakan nesnenin bu olduğunu düşündüler. Eyalet polisi garajında bulgu bilim uzmanları arabayı inceledi. Yolcu tarafı kapı panelinde kurumuş kan olduğunu gördüler. Yağ haznesini çıkardılar ve bunu kurbanın vücudundaki yanık izinin resmiyle karşılaştırdılar. Uzmanlar arabanın lastiklerini de çıkararak olay mahallinde bulunan lastik izleriyle karşılaştırılması için götürdüler. Onbaşı Alan Stewart, bulgu bilim servisi ekibinin üyesiydi. Yağ haznesinin izlerini silah izi konusunda uzman birine yolladık ve yağ haznesindeki şekillerin Amy'nin vücudundaki ize uyduğunu öğrendik. Teğmen Dennis Lewis, olay mahallinden alınan lastik izleriyle Bomar'ın aracından alınan Firestone FR-440 lastik izlerini karşılaştırdı. Şüphelinin aracının lastiklerinin olay yerinde bulunan lastik izlerine aynı denebilecek şekilde benzediğini bulduk. Ben Çavuş Lewis. Yolladığınız lastiklerin izini incelemeyi tamamladım. Yolladığınız lastikler, bunlar suç mahallinde bulduğunuz lastik izlerine uyuyor. Seroloji uzmanı Cecilia Cacciola kapı panelini inceledi ve Amy Willard'ın kanını buldu. Şüphelinin aracında kurbanın kanını bulmak, kurbanın o araçta olduğunu gösterir. Ama en önemli bulgu bilim delili DNA sonuçlarıyla geldi. Örnekler tutuyordu. Bölge savcı yardımcısı Dan McDivitt. Buradaki DNA delili karşı konulmazdı. Arthur Bomar'ın otopsi sırasında bulunan DNA'nın sahibi olmama olasılığı yaklaşık olarak 5 milyarda birdi. Ve bu da davamızın temel taşı olmuştu. Bunun dışında kullandığı arabayı Amy'nin vücudundaki yanık iziyle ilişkilendirmiştik. Amy'nin kanı arabasının kapı panelinde bulunmuştu. Arthur Bomar'ın arabasının lastik izleri kaçırılma yerindeki izlerle aynıydı. Bu jüriyi ikna etmeye yeterdi. 1 Ekim 1998'de Arthur Bomar birinci derece cinayet, tecavüz ve adam kaçırmadan suçlu bulundu ve ölüm cezasına çarptırıldı. Amy'nin ailesi mahkumların hapiste kalmalarını sağlamak için hukuki bir mücadele başlattı. Ama bu kanun teklifi Illinois'li bir aileyi koruyacak kadar çabuk kanunlaştırılamadı. Aroma Park, Chicago'nun güneyinde bir saatlik mesafededir.
1995 yılı öğle sonrasında Michael Moulton, 10 yaşındaki oğlu Christopher, söylediği gibi saat 5'te balık tutmaktan dönmeyince meraklanmaya başladı. Ve kısa süre sonra Mike'a kötü bir şey olduğunu hissetmeye başladı. Birden fırladım ve saatin 5.22 olduğunu gördüm. Ve hemen onu aramam gerektiğini anladım. Onu o anda gidip bulmam gerekiyordu. Christopher! Öbür çocuklarını Christopher dönebilir umuduyla evde bırakan Mike'a, Christopher'ın her zaman balık tuttuğu Kankakee nehrindeki Aroma Park tekne rampasına gitti. Christopher! Rampanın etrafını dolaştım. İsmini seslendim ve daha sonra bağırmaya başladım. Bir saatlik araştırmanın sonunda Mike'a hemen Kankakee ilçesi şerifini aradı. Çocuğun son görüldüğü yeri duyan Şerif Brett O'Keefe hemen endişelenmişti. Nehrin hızı yüzünden birçok kişi boğuluyordu. Birçok kişi düşüp kayboluyordu. Bu da onu tehlikeli kılıyordu. Mike'a memur Rich Burns'e Christopher'ı anlattı. Bütün arkadaşlarını aradığını söyledi. En son saat 4.30'da tekne rampasında görülmüştü. Balık tutmaya gelmişti ama onu bulamıyorum. Bu şekilde davranıp eve dönmemesi tuhaf bir durumdu. Hep zamanında dönermiş ve bundan hareketle hemen araştırmaya başlamamız gerekiyordu. Adı nedir? Adı Christopher. Kaç yaşında? 10 yaşında. Ormana girip onu arayacağımı söylediğimde bana bekleyin dedi. Birkaç telsiz görüşmesi yaptı ve sonra bir de baktım ki arama köpekleri, arama ekipleri ve hatta itfaiye araçları bile buraya gelmişti. Nehre düşüp düşmediğini bilmiyorduk. Ya da kaçmış veya kaybolmuş olabilirdi. Kısa sürede tüm olanaklarıyla çocuğu aramaya başladılar. Bütün yerel polis teşkilatlarından geldiler. Arama Park ve Kankakee itfaiyesinden adamlar geldi. Suya tekne indirdiler ve aramayı yaptılar. Ne aradığımızı öğrenen vatandaşlar geldiler ve gönüllü oldular. 10 yaşında erkek çocuk, 1.40 boylarında, sarı saçlı, mavi gözlü. Arama ekibine bilgi verdiler. Christopher'ı, giysilerini ve bisikletini tarif ettiler. Ormanı sonuna kadar tarayacağız. Arayanlara buldukları hiçbir şeye dokunmamaları söylendi. Bu çocuğa ne olduğunu bilmiyoruz. Bu yüzden bulgular bütün az. Bütün deliller eğitimli delil toplama uzmanları tarafından toplanacaktı. Bulduğunuz her şey kamyona götürülecek, incelenecek ve delil olarak işaretlenecek, tamam mı? Hadi bakalım. Tamam, başlıyoruz. Organize olmaları ve böyle kalmaları gerekiyordu. Komuta merkezinde biri vardı. Kim nerede hangi araştırmayı yapıyor bunu bilmekle görevliydi. İtfaiye teşkilatı personeli nehri ve nehir kıyısını araştırdı. Arama köpekleri çocuğu bulmaya çalıştı. Herkes Christopher'ı hemen bulmak için dua ediyordu. Dedektifler tekne indirme iskelesindeki herkesi sorguya çekti. Christopher Mayer'ı gördünüz mü? Evet bayan. Ne gördünüz? Bana gördüğünüz her şeyi anlatın. Kankakee ilçesi polis şefi Joe Lukaki'ye göre iki çocuk Christopher'ı öğleden sonra bir adamla gördüklerini söylediler. Adamın elinde bir balık alet çantası varmış ve bu çantada bölgeye uygun olmayan bazı yemler bulunuyormuş. Bunlar tuzlu su yemleriymiş ve adam onlara aslında buralı olduğunu ama Florida'dan yeni geldiğini söylemiş. Çocuklar kutuda yemlerin yanında bir fileto bıçağı görmüşler. Christopher'la adamın nehir kenarından birlikte ayrıldıklarını görmüşler. Sıradan bir tarif verebildiler. Beyaz bir erkek, uzun boylu ve bıyıklı. Ve o aşamada kaçırma olayı olabileceğinden endişelendik. Kimse uyumadı. Dedektiflerimiz bütün gece o bölgedeydi. İnsanlar ormanlık alanı taradı. Bölgeyi bir şey bulma umuduyla 20 kez taradık. Tam 20 kez. Ama o gece bir şey bulamadılar. Yerel haber istasyonları konuyu işledi. Christopher'ın ve yanında görülen kimliği belirsiz adamın tarifleri verilerek yardım istendi.
Şerif'in acil durum merkezinde memurlar ve gönüllüler gelen aramalara cevap verdi. Birçoğu şüpheli olarak aranan adama dair ihbarlardı. Dedektifler tüm ipuçlarını takip etti. Bu araştırma devam ederken itfaiyeciler de nehir dibini tarıyordu. 18 saatten fazla geçmişken Christopher'dan hiç iz yoktu. Ertesi sabah araştırmacılar suda bir şey fark etti. Bu bir çocuk ayakkabısıydı. Micah bunların Christopher'a ait olduğunu doğruladı. Suda bir ayakkabı bulmuştuk. Şansımız biraz daha fazlaydı. Büyük ihtimalle suya girmişti. Araştırmayı o yöne doğru kaydırdık. Dalgıçlar çocuğa ya da bisikletine ait bir iz bulmak için gölün dibine baktılar. İnsanların konuşmalarını duyuyordum. Haber var mı, cesedi buldular mı diyorlardı. Ve ben birkaç kez kendimi kaybedip ceset bulamayacaklar, Christopher'ı eve getirecekler dedim. Sürekli olarak iyi tarafından bakmaya çalışıyordum. Çünkü eve dönmeyeceğine dair bir düşünce ya da duyguya izin vermemeliydim. Buna dayanamıyordum. İkinci gün araştırma ekiplerinden biri bir şey fark etti. Christopher'ın bisikletini. Şerif Brad O'Keefe'e göre sanki biri onu ormanın derinliklerine kadar taşıyıp saklamaya çalışmıştı. Bu çok daha kritik. Artık kayıp çocuğu aramıyoruz. Artık boğulmuş bir çocuğun cesedini de aramıyoruz. Artık biliyorlardı. Biri Christopher'ı kaçırmıştı. Birkaç tanık yanında keçi sakallı beyaz bir erkek olan Christopher'ın bisikletini ittiğini görmüştü. Bir yerde adamın dört kapılı gri bir sedanın yanında durup bagajını açtığını görmüşlerdi. Arabanın arka camında balık oltası vardı. Ve arka cebindeki deri kılıfın içinde fileto bıçağı taşıyordu. Tanıklardan bazıları polis ressamlarıyla çalışarak adamın robot resmini çizdirdi. Dedektifler bu resimleri basına dağıttı. Resimler görüldükten sonra herkes bizi aramaya başladı. Kimliğiyle ilgili bir sürü ihbar yapılıyordu. Dedektifler ihbar hattına gelen tüm ihbarları inceledi. Elimizde robot resmi vardı. Onu tanıyıp tanımadıklarını sorduk. Bir isim diğerlerinden daha öne çıkıyordu. Timothy Bass. En son ne zaman gördünüz? Buraya yeni geldiği için Micah Bolton bu ismi bilmiyordu. Birinin şöyle dediğini hatırlıyorum. Aman tanrım, Timothy Bass mı? Çıktığına inanamıyorum. Aralarında konuşup durdular ve ben de Timothy Bass kim dedim. Kim bu Timothy Bass? Timothy Bass kim? Ve kimse bana söylemedi. Tüm dedektifler Bass'ı tanıyordu. 1981 yılında Timothy Bass yakındaki Bradley kasabasında 5 yaşındaki çocuğu kaçırarak öldürmüştü. Suçlu bulunmuştu ve 25 yıl hapse mahkum edilmişti. Ama kısa zaman önce şartlı tahliye edilmişti. Kankakee Polis Teşkilatı dosyalama ve suçla mücadele ekibinden temenleri Osega, ekibiyle birlikte yardım teklif etti ve Bass'ın eski mahallesinde araştırma yaptı. Komşuları buraya geri döndüğünü doğruladılar. Kankakee polisi Bass'ın Chicago'nun batısındaki Joliet, Illinois'da yaşadığını öğrendi. Teğmen Osenga, Joliet Polis Teşkilatı'nı aradı. Joliet, basın dairesine gitmeyi kabul etti. Joliet bize yardımcı oldu. Adamın oturduğu yere gittiler. O sırada evinde değildi. Ama Joliet polisi orada kalıp bekledi. Aroma Park'taki aramalar devam ederken korkunç bir gece daha geride kalmıştı. Christopher'ın kayboluşundan 2 gün sonra Joliet izleme ekibi basın dairesine yaklaşan birini belirledi. Bu şüpheliye benziyordu. Yalnızdı. Joliet Kankakee memurlarını aradı ve onlar da hemen kasabaya geldi. O olduğundan emin misin? Bir yere gitti mi? İçeride olduğundan emin misin? Ne
dairesine gittiler. En son ne zaman gördün? Ama kapıyı açan olmadı. Ev terk edilmişe benziyordu. Hey, neler oluyor? Bir komşu polisi fark etti ve basın arka kapıdan çıktığını söyledi. Dairesinden çıkmış, arabasına atlamış, farlarını açmayarak hızlı bir şekilde uzaklaşmış ve bizi atlatmayı başarmış. Onu yakalamak için araştırma başlattık. Dairede yapılan aramada kayıp çocukla ilgili bir iz bulunamadı. Bütün Chicago bölgesine Timothy Bass ve arabasının tarifi de bulunan bir yakalama emri gönderildi. Kankakee ilçesi şerif bürosu yardım edebilir miyim? İnsanlar durumu anlamaya başladılar. Illinois Braidwood'dan bir otel görevlisi arayıp Bass'ın orada kaldığını söyledi. Kankakee ilçesi Joliet'in 25 mil güneyindeki Braidwood'a memur Brady Bertrand'ı gönderdi. Sabah 8'de Bass otelden çıktı ve doğruca otelin yanındaki çöp bidonunun yanına gitti. Çöp bidonuna bir çift bot attı. Memur Bertrand hemen yardım istedi. Ve sonra da şüpheliyi takip etti. Oradan hemen 55 numaralı otoyoldan kuzeye doğru ilerledi. Bu yol Chicago'ya gidiyordu ama sonra otoyoldan çıktı. Wilmington'a doğru devam etti. Nehir kenarına çekti ve orada bazı balıkçılarla konuştu. Memur Bertrand destek ekibinin gelmesini bekledi. O beklerken Kankakee ilçesi dedektifleri Ron Kilman ve Randy Hartman Braidwood Oteli'ne gitmiş çöpteki delilleri topluyordu. Botları aldık. Bunların cesetle ne bağlantısı olduğunu bilmiyorduk. Ama onlardan kurtulmak istemişti. Biz de üzerinde kan, saç ya da iplik örneği olabileceğini düşünüp ambalajladık. Botlar incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Kankakee memurları Bass'ı konuşturabilmeyi umuyordu. Çok aksi tavırlıydı. Etrafına bakıyordu. Fırsat bulsa kaçacaktı ama kaçabileceği yer yoktu. Ne zaman bir şey olsa hep bana geliyorsun. Evet öyle. Önceleri karşı koydu. Konuşmak istemiyordu. Bu işi aramızda çözelim. Bu haksızlık. Ama sonra sorgulanmak üzere Kankakee Şerif Karakoluna gitmeyi kabul etti. Bu çok saçma. Karakolda Bass, Meyer'ı tanıdığı iddialarını reddetti. Avukatı geldi ve dedektiflerle Bass'ın arabasının aranması isteğini konuştular. Saklayacak hiçbir şeyim yok benim. Avukatının karşı çıkmasına rağmen Bass arama iznini imzaladı. Şerif Karakolu'nun garajında dedektifler Hartman ve Kilman şüphelinin arabasını incelediler. Suç mahalli dedektifi olarak genelde hikayeyi bir araya getiririz. Ve işinizi doğru yaparsanız size o hikayeyi anlatacak delilleri bulabilirsiniz. Arabanın bagajında göçük düzeltme aleti buldular. Ve üstünde kan gördüler. Ayrıca bijon anahtarı ve Christopher'ı son kez gören çocuğun tarif ettiğine benzer balık malzemesi kutusu vardı. Ama içinde fileto bıçağı bulamadılar. Bagajdaki malzemeleri teker teker çıkardığımız zaman, özellikle alet çantasının altındaki bölümde halının kanla kaplı olduğunu gördük. Kanı bulmak zor olmuştu ama bulgu çok önemliydi. Eğer bu olay bir cinayete dönüşecekse, şüpheliyle çocuğu birbiriyle ilişkilendiren delile ihtiyacımız vardı. Ve bagajda uzmanlar bir de çekiç buldular. Çakma bölümünde çamur vardı. Ve sanki biri bu çekiçle birini gömmeye çalışmıştı. Yolcu koltuğunda uzmanlar birden çok saç teli buldu.
Diğer deliller gibi bu saç telleri de uzmanların incelemesi için Illinois Eyaleti Polis Suç Laboratuvarı'na gönderildi. Şüpheli gözetim altındaydı ve suçla ilgili delil bulmaları gerekiyordu. Polisler Bass'ı tutukladı ve onu adam kaçırmakla suçladılar. Ne zaman bir çocuk kaybolsa bana haksızlık ediyorsunuz. Bana haksızlık ediyorsunuz. İşbirliği yapmayı reddetti. Illinois Eyalet Polisi Bulgu Bilim Laboratuvarı'nda DNA araştırma uzmanı William Frank Bass'ın bagajından gelen delilleri inceledi. Christopher'ın ailesinden alınan kan örneklerine dayanarak bir DNA ebeveyn profili çıkardı. Ve çocuğa ait olabilecek DNA örneğini de alarak karşılaştırma yaptı. Bu işlem sırasında çocuğun astım aletinden aldığımız örneği de kullandık. Astım aletinden alınan örnek ve ailenin kan örnekleri sayesinde Frank, PCR testinde kullanılacak genetik profili oluşturdu. Çocuğun ailesinden aldığımız örnekler, astım aletinden alınan örnekle uyumluydu. Ardından bu profili arabadan alınan kanla karşılaştırdı. Astım aletinden aldığım örnekle arabada bulunan kandan aldığım örneği karşılaştırdığım zaman iki profilin eşleştiğini gördüm. ...1995'te Illinois'in Kankakee ilçesindeki dedektifler balık tutarken kaçırılan 10 yaşındaki Christopher Meyer'ı arıyordu. Delil toplama uzmanları kaybolduğu gün Christopher'la birlikte görülen Timothy Bass'ın arabasında kan, saç telleri ve çamurla kaplı bir çekiç buldu. Hala çocuğun hayatta olabileceğini umuyorlar. Kankakee ilçesi şerifi Bernie Thompson. Timothy Bass tutuklandıktan sonra bile hala Christopher'ı arıyorduk ve onu canlı olarak bulmayı umuyorduk. Birkaç gün sonra şerif bürosu araştırmacılarından Kenneth Panton'un da dahil olduğu grup çocuğa ait eşya gördüler ve ardından bir balık oltası ve tişört parçası buldu. Hemen dedektif Mulcahy'yi aradık ve ona bulunan malzemeleri tarif ettik. Ona annesine gidip sormasını söyledik ve hemen oraya gitti. Annesi bu eşyaların oğluna ait olduğunu doğruladı. Üç gün sonra Kankakee Eyalet Parkı'nın başka bir bölümünde Will ilçesi memurları aramayı sona erdirecek bir keşifte bulundu. Küçük bir çocuğun bedeni kontrplak parçasının altında yarı yarıya gömülmüştü. Küçük bir bıçakla 15 kereden fazla kez bıçaklanmıştı. Bu Christopher'dı. Uzmanlar mezar yerinde çamurun üzerinde kalan bot izlerinin resmini çekti. Bunun dışında topraktan örnekler aldılar. Saç ve iplik uzmanı Ralph Meyer, Timothy Bass'ın arabasından alınan saç telleriyle Christopher'ınkileri mikroskop altında karşılaştırdı. Öncelikle genel görünüme ve uzunluğa bakarım ve pigmentlerin dağılımını incelerim. Saç uzun ve güçlü ve hiç kırık yok. Saçlar mikroskop altında her açıdan uyuşuyordu. Jeolog Ken Knight, mezar yerinden alınan toprak parçasıyla çekiçten alınan çamur örneğini karşılaştırdı. Biz bilinenlerin ve bilinmeyenlerin aynı özellikte olup olmadığına bakarız. Aynı miktarda kristal ya da mineral parçacığı var mı? Renkleri aynı mı? Parçacıkların miktarı aynı mı? Aynı tür botanik kalıntı var mı? Ve örnekler yine tuttu. Çekicin üzerinden alınan toprak örneği, mezar yerinden alınan toprak örneğiyle birbirini tuttuğu için, çekicin mezar yerini kazarken kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu toprak örneklerinden birinde bot izinin bir parçası vardı. Bulgu bilim uzmanı Robert Hunt'ın Bass'ın otelde attığı botun tabanını bu ize bakarak inceledi. Topraktaki iz örneğine bakarak botun o bölümüne ait bir kalıp çıkardım. İkisini yan yana koydum ve çamurdaki izin sağ botun küçük bir bölümü tarafından yapıldığını rahatlıkla söyleyebildim. (Gülüyor)
Dedektifler daha kesin delillerin DNA laboratuvarından geleceğini umuyordu. William Frank, kurbanın elinden alınan örneği elindekilerle karşılaştırdı. Kemik iliğinden çıkan genetik profil, çocuğun astım aletinden çıkan genetik profille aynıydı. Aynı zamanda şüphelinin arabasının bagajından alınan kan örneğiyle de uyuşuyordu. Bulgu bilim delilleri Timothy Bass'ın Christopher Meyer'ı kaçırdığını kanıtlıyordu. Çocuğa saldırdı, defalarca bıçakladı ve sonra onu ormana gömdü. Bass adam kaçırma ve cinayetten suçlu bulundu ve ölüm cezasına çarptırıldı. Bu ceza 2003 Haziran'ında ömür boyu hapse çevrildi. Ama bu sefer şartlı tahliye şansı tanınmadı. Christopher'ın annesi Micah Moulton. Öfke, üzüntü, acı, hepsi çok fazla gelmişti. Ama bunu bir şeyleri değiştirmek için olumlu olarak kullanabileceğimi biliyordum. Kanunların değişmesini istiyordum. Katillere, tecavüzcülere ve çocuklara tacizde bulunanlara ikinci bir şans verilmemesi için çıkarılacak ve Amy Kanunu olarak adlandırılan yasa için lobi faaliyetlerine katıldım. Öldürülen üniversite öğrencisi Amy Willard'ın adı verilen bu kanun, en azılı suçluların şartlı tahliyeden faydalanmasını engelliyordu. Ve 2000 yılında Amerika Kongresi tarafından kabul edildi.